13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlal Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Arayık Arintun'un yeni başkanının açılış töreni 21 Mayıs'ta Azerbaycan'ın işgal altındaki Şuşa kentinde yapılacak. Azerbaycan'daki bazı yorumcular, milletvekilleri ve politikacılar resmi Bakü'yü bu konuda sert bir tutum izlemediği için suçluyorlar. Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Arayık Arintun'un yeni başkanının açılış töreni 21 Mayıs'ta Azerbaycan'ın işgal altındaki Şuşa kentinde yapılacak. Azerbaycan'daki bazı yorumcular, milletvekilleri ve politikacılar resmi Bakü bu konuda sert bir tutum izlemediği için suçluyorlar. Milletvekili Fazıl Mustafa olayla ilgili fikirlerini şöyle belirtti. Başkan oradaki her olaya karşı tutumunu belirtmiyor. Birleşmiş Milletler platformlarında, uluslararası platformlarda, Valdai gibi üst düzey toplantılarda daha fazla konuşuyor ifadelerini belirtti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da açılışla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada yasa dışı seçimlerin organizasyonu ve Ermenistan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde düzenlediği sözde ant içme gösterisinin Ermenistan'ın ihlak politikasının bir başka açık göstergesi olduğu beyan edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın yanı sıra uluslararası hukukun normlarına ve ilkelerine aykırı olan ve dolayısıyla uluslararası toplum tarafından kesin olarak reddedilen sözde seçimlerin sonuçları hiçbir yasal güce sahip değildir ve olamaz. Açıklamada ant içme adı altında düzenlenen saldırgan Ermenistan başkanının bu provokasyona katılımının kendisini demokrat olarak tanıtan birinin demokrasi kavramına siyah bir leke olmaktan başka bir şey olmadığı belirtildi. Ayrıca devam eden işgal ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ nüfusunun zorla sınır dışı edilmesi bağlamında herhangi bir seçim veya yemin hakkında konuşma hakkına aykırı olduğu belirtildi. Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanlığı'na bağlı Devlet Sosyal Koruma Fonu, Mayıs ayı için tüm yardım, emeklilik ve tazminat ödemelerini tamamlamıştır. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu tür sosyal güvenlik fonlarının ilgili kategorilerdeki insanlara aktarıldığını, böylece karantina döneminde sosyal ödemelerin erken uygulanması Mayıs ayında da devam etmiş olduğunu, bu ay emekli maaşları, sosyal yardımlar, emekli maaşları ve tazminatlar planlanandan önce ödendiğini, daha önce 6 ile 15 Mayıs tarihleri arasında bu ayın tüm emekli aylıkları vatandaşların banka hesaplarına devredildiğini belirtti. Azerbaycan'dan dünya pazarlarına ihraç edilen Azerilayt ham petrolünün fiyatı 1 dolar 14 sent arttı. Azerilayt'ın fiyatı varil başına 36 dolar 11 sentti. Azerilayt'ın en düşük fiyatı 21 Nisan 2020'de 15 dolar 81 sent ve maksimum fiyat Temmuz 2008'de 149 dolar 66 sent olarak kaydedildi. Karantina rejimi nedeniyle tartışılan konulardan biri de dün yasağı konuyla ilgili operasyon kararı yetkilisi İbrahim Mehmetov henüz bir karar alınmadığını belirtti. Milletvekili Aydın Mirzade karantina rejiminin çok fazla kısıtlama gerektirdiğini söyledi. Mirzade insanların düğünlerde toplu olarak toplandığını biliyorsunuz. Bazı kısıtlamalarla düğün yapmaktan yanayım. Düğünler sosyal mesafeli ve kuralları takip eden bir misafirle yapılabilir. Bir yıl boyunca düğün yapılmaması bizi demografik olarak vurabilir. Düğünler düğün saraylarına önlük konularak yapılabilir ifadelerini vurguladı. Operasyon karargahı yetkilisi İbrahim Mehmetov ise konuyla ilgili henüz bir karar alınmadığını, her şey enfeksiyon ve iyileşme dinamiklerine bağlı olduğunu ama bugüne kadar bu konuda kesin bir bilgi olmadığını belirtti. Azertaş ve Türk Hava Yolları koronavirüs salgını yüzünden uçuşlarını uzattı. Havayolu şirketinin genel müdürü İlker Aycı'dan yapılan açıklamada şirket tarafından gerçekleştirilen iç hat uçuşlarının 4 Haziran'da, dış hat uçuşlarının ise 10 Haziran'da başlayacağını belirtti. Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen uçuşların Mayıs ayı sonunda başlaması planlanmaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'daki karantina rejimi koronavirüs pandemisi nedeniyle 22 Haziran'a kadar uzatıldığını belirtti. Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'daki karantina rejimi koronavirüs pandemisi nedeniyle 22 Haziran'a kadar uzatıldığını, karantina rejimini hafifletmek için 11 Mayıs'tan bu yana önlemler alındığını, kısıtlamaların bir sonraki kolaylaştırılması turu 22 Mayıs'ta başlayacağını, böylece o tarihten itibaren şehir içi toplu taşıma çalışmaları restore edileceğini,
Ayrıca bölgedeki restoranlar ve yüzme havuzları hariç diğer oteller de açılacağını, ülkedeki havaalanları 15 Haziran'a kadar kapalı olacağını belirtti. Ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.